Tekrardan merhaba. Hiç ben sözü uzatmayacağım. Direkt Pınar Şef'i takdim edeyim, Arak'a. Selam herkese. Merhaba. Pınar. Hadi geri gir, merhaba. Orası tek kalacaktı yoksa. Pınar Şef'e bir şey sormuyorum. Direkt kendisi bir anlatarak başlayacak zaten hikayesini, öğrenciliğinden işlerine olan yolculuğu. Sonra sorularla devam ederiz biz. Tamam. Şimdi ne yaptığımı anlatıyorum değil mi? Ben işletme okudum aslında. Kaç mezunuyum? 2005'te evet üniversiteden mezun oldum. Ondan sonra bilerek ve isteyerek aşçı olan biri değilim. Ne istemiyorum diye bakarak hayatta birazcık yolunu bulmaya çalışan biriyim ben. 2005 yılında üniversiteden mezun oldum. Ondan sonra işte bir kurumsal şirkette çalışmaya başladım. Kurumsal hikayem 1,5 yıl kadar sürdü. Kısa sürede hiç o dünyaya uygun olmadığımı anladım. Daha sonra ailemin bir şirketi vardı benim. Yine gıda ile alakalıydı aslında. Bir süre onlarla çalıştım. Sonra şunu fark ettim. Ben böyle kendimi ne derler? Masa başında oturarak ya da bir şey üretmeyerek, benden çıkan bir şeyi görmeyerek ifade edemeyeceğimi anladım hayatta. Ama hala restorancılıkla ve restoranlarla ve aşçılıkla ilgili bir oluşum yok kafamda. Birkaç bir şey daha denedim, hızlı geçeyim. Ondan sonra 28 yaşındaydım galiba. Şunu anladım, ben restoranlarda kendimi çok iyi hissediyorum. Yani kendimi böyle bir restoranda insanları izlerken buluyorum. Yemek yemeyi de evet çok seviyorum ama hani oranın servis elemanını da, aşçısını da, komisini de vesaire. Orada kendimi iyi hissettiğimi fark ettim. Sonrasında MSA'ya geldim ama MSA'ya gelme amacım aşçı olmak değildi açıkçası. Şu restorancılığa bir gireceğim ama nereden gireceğim bir fikrim yok. Ben üniversite okurken de gastronomi bölümü yoktu zaten burada. Açıkçası aileme bunu söylediğim zaman da bizim için böyle bir garip bir dünyaydı bu. Hani aşçı mı olacaksın, nasıl olacaksın? Çok anlaşılır bir şey değildi o zamanlar. Sonrasında MSA'ya geldim. Çok keyifli bir dönem geçirdim burada. Sonra işte zorunlu stajla bir otele gittim. Otelin alakart mutfağına girdim. Asıl hikaye benim için orada başladı. Hani derler ya, diyorlar hep artık günümüzde iki laftan biri bu, akışta olmak, işte zamanın nasıl geçtiğini anlamamak yaptığın işte. Ben vah dedim ya, bu ne güzel bir şeymiş yani, böyle sabahın 7'sinde giriyorum ve hiç çıkmak istemiyorum ve inanılmaz eğleniyorum ve hiçbir şey de bilmiyorum aslında. Sonra işte o restoranda işler biraz düştü, yaz geldi vesaire, bu sefer kasaba çıktım. Kasabı çok sevdim. Bu arada benim etle ilgili bir problemim vardır, hala var. Çok sevmiyorum işlemeyi. Ama bunun üstüne gitmem gerektiğini düşündüğüm için bilinçli olarak kasaba gittim. İşte orada bir hafta boyunca kuzular geliyor, danalar geliyor, balıklar gidiyor, tavuklar vesaire. O stajdan sonra oradaki süremi birazcık uzattım. Oranın bana çok faydası oldu. O şey, ne derler, fobimin üstesinden gelmiş oldum açıkçası. Sonrasında hala kafamda aşçı olmak yok. Fakat çok keyif aldığım bir şeyi, bir süreci daha biraz daha uzatmak, devam ettirmek gibi bir derdim vardı o sırada. Şey gibi, hani üniversiteye girersiniz ve hani konforlu bir alandır, işte yüksek lisans yapayım, onu yapayım, bunu yapayım, o süreci uzatırsınız ya. Biraz öyle bir şeydi galiba benim için. Sonra sevdiğim restoranları dolaşmaya başladım. Bir iki tanesinde çalıştım. Ondan sonra gözümü kestirdiğim, böyle çok aşık olduğum, çok hayran olduğum bir restoran vardı, Çang'a. Orada işe girdim komi olarak. Toplamda Çang'da ben ne kadar çalıştım? 4 yıl çalıştım galiba. Arada gittim kendi restoranımı açtım başka insanlarla. Kötü bir şey, ne derler, ticari girişim ama bana inanılmaz büyük faydası oldu. Füme diye bir restoran belki duymuşsunuzdur, bilmiyorum. 2014 yılında açtık. Böyle bir yılı birkaç ay devirdi. Çok da uzun süreli olmadı. İşte Çang'a girdim. Çang'a'da 1-2 yıla yakın çalıştım. Ondan sonra gittim Füme'yi açtım. Füme çok iyi bir ticari başarı olmadı açıkçası ama benim için inanılmaz bir deneyimdi. Bir restoranın her alanında neler yaşanıyor, neler yaşanması gerekiyor ya da neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum. Benim için çok ciddi bir okul oldu o restoran. Ondan sonra Çang'a'ya şef olarak geri döndüm. 2 yıl şefliğini yaptım. Daha sonra Çang'a kapandı ve Arak'a'yı açtım. Çang'a bir normal ilki vardı, bir de müze de Çang'a. Evet. İkisinde de çalıştınız mı? İkisinde de çalıştım. Taksim Çang'a'da da çalıştım. Ben böyle birazcık şey bir tipim. İşte nerede iş düşerse iş olan yere giden. İşte müzede düştüğü zaman Taksim'e, Taksim'de düştüğü zaman müzeye gidip geliyordum. Ama ben şefliğini yaparken zaten Taksim Çang'a kapanmıştı o yıllarda.
sektörde ben kendi adıma sizin adınızı Müzde Çangın'ın şefi olarak öğrendim, biliyordum. Evet. Yani öyle de tanıdık. Taksim'de o yüzden çalıştım. Biraz yakıştı o isimler. Ha, evet, evet. Sizle evet, beraber. Evet. Araka açılış süreci böyle, ya evet bir tecrübe olmuş ama yine yaşadığınız zorluklar. Sonuçta şu an çok tatlı bir şef restoranı, böyle en örnek gösterilecek şef restoranından biri. Boyutu, menüsü, içerisi, personeli nasıl bir süreçti? Çanga'dan sonra tabii ben hani Çanga çok iyi bir yerdi. O oradan ayrıldıktan sonra bir sürü yatırımcıyla görüştüm, konuştum. Ama büyük çaplı bir iş yapmak istemediğime karar verdim. Bir de işte orada büyük ve gösterişli bir dünyanın içindeydim ve daha sonrasında daha ufak, daha işte kendim idare edebileceğim, daha kendi kafama göre davranabileceğim, belki daha istediğim zaman daha iyi tabaklar yapabileceğim, istemediğim zaman da daha sade gidebileceğim bir yerde olmak istedim o süreçte. Yani patron o zamanki. İstemediniz yani. Efendim? Patron istemediniz. Ya ben patronlarımı çok hala çok seviyorum, hala çok görüşüyorum. Onlar olsaydı onlar gibi patronlar, yani patron değil onlar zaten. Benim Çanga hayatım için, değil mi? Evet, evet. O benim hani hayatımda var olan, hala bana çok destek olan, çok sevdiğim insanlar. Öyle bir ilişkimiz yoktu bizim gerçekten ama patron istememek değil, böyle o kadar büyük çaplı bir iş yapmak istememek. O, çünkü o böyle çok kusursuzluk gerektiriyor, çok çok daha fazla adanmışlık gerektiriyor gibi gibi. Yani dinamikleri farklı. O sırada onun içinde olmak istemedim. Ben başka bir şey yapmak istedim çünkü onu yapmıştım. Başka bir hikayem olsun istedim. Dolayısıyla Araka'yı açtım. Ufak bir restoran. İşte açıkçası hiç de sermayem yoktu. Çok da eksik başladık her şeye. Bir tane işte bir ev buldum. Altyapısı berbat. Sonra orayı düzenledim. O çok uzun sürdü Araka'yı da açmam. Çünkü hani param da yok çok ciddi açıkçası. O işte birine iş yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. Oradan para kazanıyorum, dükkanı yapıyorum falan. O yüzden dükkanı açmam inanılmaz uzun sürdü. Ve ilk açtığımda da hiç aslında çok açık söylemek gerekirse gönlüme göre bir dükkanda değildi. Çok eksiğinin olduğunu düşünüyordum ama bir yerde de açman gerekiyor. Açtık. Açar açmaz da çok güzel iş yaptık. Böyle yatırımını çok kısa sürede çıkardı ve hani eksik gördüğüm şeyleri de tamamlayabilecek fırsat da buldum. İyi ki yapmışım diyorum Araka'ya. Yani iyi ki ufak bir şey yapmışım. Bir de bu ülke çok zor bir ülke yani. Böyle bir, sürekli bir krizler bir şeyler. Ufak dükkanı idare etmek çok daha kolay oluyor tabii ki. Mutfakta şu an Furkan var galiba. Değil mi? Furkan da var, evet. Küçük bir ekip hep. MSA'lar da oldu hani öğrenciler de varken. Benim ekibim hep küçük. Çanga'dayken de hiç kimse inanmıyor. Biz 7 kişi çalışıyorduk. Yani bizim ekip, ben çok kalabalık ekiplerden değil de daha küçük ve böyle verimli çalışan ekiplerden yanayım. Bir de bizim mutfak da küçük yani. Böyle çok fazla kalabalık olduğumuz zaman sığışamıyoruz. Restoran da küçük. Restoran da küçük, evet. Peki Michelin'e giden yol. Ben ödülden sonra gelmedim. Öncesinde gelmiştim yemeğe. Gayet de çok iyiydi. Teşekkür Şimdi ederim. Yer bulamıyoruz galiba, değil mi? Öyle. Yani Furkan Ömüşler söyledi çünkü. Yılbaşına kadar doluyuz. Yani bazı günler öyle var. Yani dolu olan günler var. Öyle hani tabii ki de biraz şehir efsanesi işte. Böyle bilmem kaç ayımız kapalı falan. Öyle bir şey yok. Ama dolu olduğumuz günler var. Şu an yer bulunuyor. İlk böyle hani biz bir şey parlayınca, popüler olunca böyle hurra hücum ederiz ya. Öyle bir dönem yaşadık. Biraz zordu bizim için. Çünkü açıkçası yani küçük bir restoran. Öyle teknik altyapısı da inanılmaz bir şey yok. Yani internet sitemiz bile hala yapılıyor. Yapım aşamasında vesaire. İki kişinin sadece telefona bakması gerekiyor ki küçük ekipte iki kişinin kaybı çok ciddi gibi. O yüzden bizim için zordu o süreç ilk haftalar. Şimdi kendimize geliyoruz ve daha mutluyuz ve keyfini çıkarmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki işte ödülün, yani Michelin'in gelişinden sizin aldıktan sonraki şu sürece kadar hani size restorana böyle bir ödülün etkisi nasıl olur aslında sürecini biraz da? Şöyle benim, bu açık mı? Şunu severim, onu ben alıp açayım. Ne derler, böyle Michelin gibi bir almak gibi bir amacım yoktu. Bir de benim için birazcık şehir efsanesiydi. Ben bu sektöre girdiğimden beri geliyor da geliyor. Dolayısıyla öyle bir farkındalığım da yoktu. Hatta bana dediler, ben birkaç ay kapatmayı seviyorum. Yani ekip yenileniyor, restoran zaten böyle dediğim gibi eski bir bina, sürekli böyle bir tadilat gerekiyor bir yerlerinde. O iki aylık süre bizim için çok keyifli oluyor. Tabii oraya pandemi girdi böyle, o iki aylık süreler çok uzun sürelere de çıktı. Ama genel olarak hani Araka'yı açarken de derdim, ay size de arkamı dönüyorum, şöyle bir dursam. Araka'yı açarken derdim İki ay kapatalım, 1,5 ay, 10 ay güzel çalışalım. İşte kendimizi yenileyelim, belki gidip birazcık malzeme tanıyalım. Ondan sonra gelelim tekrar çalışmaya başlayalım gibi bir şeydi. Bunu yapabiliyorum. Güzel, şanslıyım bu konuda. Bana dediler işte, gelecekler de seni bulamayacaklar dediler. Mesela orada da
şey gibi algılamayın yani, ay umurumda falan değil değil de hani çok anlamamışım ben gerçekten geleceklerini ve bir şeylerin olacağını. Zaten 3 kez geliyorlarmış. İşte iyi günü vardır, restoranın kötü günü vardır diye. Daha adil olmak adına. Çok bir beklentim yoktu açıkçası yani çünkü... Hiçbir şeyde yakalamadınız kimsenin geldiğine dair değil mi herhalde? Bir adamdan şüpheleniyorum çünkü tek başına geldi. Bir de yukarı aşağıdayım ben, mutfak aşağıda bizim. Yukarı çıktım, birilerine bir yemek geç gitti biliyorum bir masaya. Bir suratına bakmak istedim kime geç gitti ve ne yaptık acaba diye çünkü bayağı geç gitti. Çıktım yukarı sordum işte servisteki arkadaşa kime geç gitti ne yaptık. Ya dedi bir adam var dedi bir şeyler yazıyor çiziyor zaten dedi. Keyfi de çok yerinde dedi. O tek başına dedi öyle her şeyi deniyor. Uf dedim çok kötü oldu bu. Ondan sonra neyse adama baktım suratına gayet mutlu mesut. İşte bize böyle öpücükler göndere göndere çıktı gitti. Ondan şüpheleniyorum bir tek. Tamam okey çok da belli etmemişler demek ki gelenler. Yani anlamak biraz zor bence. Nasıl anlayacağız? Tabii imkansız bilmiyorum. Bence de. Evet. Kovalamaya da gerek yok bence. Evet. Peki şeye geçelim. Yani bu aralarda hani kapatıyoruz. Düzenli bir ay planı yaptınız mı açık olduğunuz sürede? Mesela şu ayları da kapattım. Bir de hani kapattığınızda gezdiğiniz yerler var mı? Bu işte yerel üründür. Öyle bir özel bir sorumluluk olarak duyuyor musunuz kendinizde? Kullanımınız nasıl? Ürünlerin, tekniklerin ve geleneksel yemeklerin. Ben biliyorum menüyü ama bilmeyenler için. Şöyle, o iki ayda illaki gezeceğim ve yapacağım diye bir şey yapamadım. Çünkü işte bunu ilk yıl başardık. Ondan sonraki yıl zaten biz 1,5 yaşımızdayken pandemi başladı. O istediğim periyotta gelişmedi işler. Ama benim hani derdim Temmuz-Ağustos kapalı olmak. Ya da 1,5 ay, belki 1 ay bilmiyorum. Gidişata göre değişir bilmiyorum. 1-1,5 ay kapalı olmak, belki 2 ay kapalı olmak gibi bir isteğim var. Onun dışında o yerel ürün mevzusu zaten ben şeyden şanslıyım galiba. Bu işe başladığımdan beri genel olarak böyle insanlardan öğrendim. Zaten bunun peşinden giden insanlardan öğrendim ben bu işi. Dolayısıyla benim için çok yeni bir hikaye değil. İşte oradan bir şey aldım, buradan bir şey aldım, getirdim. Bu çok yeni bir şey değil. Yani 7 bölgeye de dengeli bir şekilde aynı zamanda olmasa bile bir yıl içinde malzemelerine yer veriyor olmak benim için başarı. Ben bunu hedefliyorum. Ama bu zaten benim için olması gereken şey. Yani ben bir yere sipariş verip geçmiyorum. Çok kolay olurdu öyle. O yüzden zor zaten. Onlarca, yüzden fazla, yani 200 var mı bilmiyorum. Bir çok tedarikçimiz var. Bir peynir işte Bodrum'da Ali Bükü abiden geliyor. Ali Bükü abi peyniri çok güzel yapıyor işte. Ama artık yapmıyor, bu süt pahalı diyor. Ay diyorum ben sana süt alayım ay abi öyle yapalım olur mu? Yok öyle olmaz diyor, öyle ticaret olmaz diyor falan. Yani bu insanlarla malzeme peşinde gerçekten çok zaman geçirmemiz de gerekiyor. Çünkü onları da desteklemek gerekiyor. Çünkü işte ne oluyor? Aslında yerel işaretli ürünler var. Mesela Metro bunun çok ciddi destekçisi. Fakat bazen öyle bir şey oluyor ki o adamın üretim şartları Metro'ya uygun olmuyor. Dolayısıyla o adamla başka bir ilişki geliştirmek gerekiyor ondan ürün alabilmek için. Falan filan. Yani böyle tek tek gezdiğimiz tabii ki de zaman içinde biriktirdiğim ya da işte bana ben tanımıyorum diyelim birini ama bir arkadaşım gidip bir yerde güzel bir malzemeyle karşılaşmış oluyor. Pınar bunu denemen lazım diyor. Onu gönderiyor sonra ben onunla irtibat kuruyorum. Bunun peşinden zaten her zaman koşuyorum. Yani 2 ay kapattım, gezdim, geldim gibi bir şey değil de aslında zaten benim hayatımın içinde olan bir şey. Ve motivasyon nedeni benim için. Yani bu benim güzel peynir beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü güzel bir sirke, işte benim yapmadığım bir sirke bir yerden görüyorum. Çok heyecanlanıyorum. Dolayısıyla bu benim zaten hayatımın bir parçası açıkçası. Sadece akşam servisim var. Ben akşama geldim çünkü öğlen gelmedim. Öğle servisimiz de var. Pazartesi günleri kapalıyız biz. Öğle servisimiz birazcık daha yavaş geçiyor. Daha çok akşam iş yapan bir dükkanız. Peki öğrenciler için soracağım bunu. Yani bir gününüz sizin, çünkü bu tedarikçi araştı onu yap bunu yap. Sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Ayrıca mutfağın ekibin genel bir günlük işleyişi. Yani sabah ne yap, kaçta geliniyor, nasıl bir işleyiş var, akşam servis öğlen, böyle genel olarak mutfağınızın operasyonunu. Şu an öğlene dek çalışıyoruz diyebilirim. Şu an çok çalışıyoruz ama hani hepimizin yani dükkan olarak motivasyonumuz çok farklı. Yani şu an herhalde benim ekibimde hiç kimsenin dükkandan başka bir derdi yoktur diye düşünüyorum. O adrenalinle şu an çok çalışıyoruz tabii ki. Ama yavaş yavaş düzene girmemiz gerekiyor çünkü bu da sürdürülebilir bir şey değil. Çok sağlıklı değil. İşte bir iki haftadan beri sanki birazcık daha işte biri geç gidiyor, biri erken geliyor gibi onları kendi aralarında ayarlıyorlar. Bunun dışında
dışında biz aslında çok rahat bir dükkandık bu yıldıza kadar. İşte istediğimiz zaman tatil yapıp istediğimiz zaman açan, işte hadi bugün sinemaya gidelim diyen vesaire vesaire, çok rezervasyon yok, şu gün şöyle bir şey mi, aktivite mi yapsak diye böyle kolay karar veren ve aksiyon gösterebilen bir ekibiz aslında, ekiptik. Ben biraz da bundan yanayım. Yani Araka gibi bir dükkan açmamın nedeni de hayatımda zaten kendime bu özgürlüğü tanımaktı, böyle bir alan açmaktı. Yaptım da, fakat şimdi öyle değil, işler birazcık daha değişti. Şu ara daha çalışma zamanı bir, gibi. Rayına oturacak bir düzene rayına, gelecektir. Rayına oturması gerekiyor, evet. Çünkü hani birdenbire her şey çok fazla değişti. Çok çok fazla değişti. İnsanların beklentisi değişti. Bizim ruh halimiz değişti. Mesela herhalde ilk hafta mutsuz gönderdiğimiz insanlar oldu. Çünkü hem çok yorgunuz, hem çok mutluyuz, hem çok adrenalin çok yüksek dediğim gibi. Bunlar bazen hata yapmaya da neden oluyor. Bizim kendimize gelmemiz yine dediğim gibi böyle bir ay zor geçmiştir. Bir ay sonrasında biraz toparlanabildik. Bir iki haftadan beri daha insani şartlarda yaşıyoruz açıkçası. Yeni yılda biraz daha rahatlarsınız diye umuyorum. Rahatlarız. Peki sektöre bu kadar uzun yıllar çalışmış ve hatta da yani hep yani Çanga Müze Çanga da üst düzeydi. Çanga yani bilinmesi menüsü olarak bir kadın olarak mutfakta nasıl geçti bu yıllar? Ekstra bir zorluk yaşadınız mı? Dezavantaj, avantaj olarak? Özellikle bunu sormak istiyorum. Çünkü katılan şeflerin yanlış hatırlamıyorsam çoğu erkek şefler. O yüzden bir de sizden dinleyelim sektörü. Nasıl geçti bu? Yani CV gibi, demin gibi kariyeri sormak istemiyorum. Yani genel olarak nasıldı? Bir kere ben şeyi söyleyeyim. Bir yere artık kadın şef olarak davet edildiğim zaman gitmiyorum. En son gittiğim yere bir daha lütfen beni kadın şef olarak davet etmeyin diye gittim. Yani artık bunun çok aşılması gerektiğini düşünüyorum. Erkek doktor, kadın doktor, yani yok böyle bir şey. Yani kadın şef. Ben bir sürü adamın yapamadığı bir sürü şey başarıyorum hayatımda. Niye bana niye kadınsın diye soruyorsun ya da kadın olmak ne demek diye soruyorsun diye söylüyorum her yere, herkese. Ulaşabildiğim insanlara. Bunun dışında kadın olmak tabii ki de zor. Çünkü şeyi zor. Bir kere fiziksel olarak zor. Bir de benim bu işi yaptığım dönemde... Ben hiç bir yorum yapamam. Tamam, sizin atmanız gerekiyor. Efendim? Bir yorum yapamam. Sizin anlatacaksınız. Hiçbir şey diyemem ben. Şöyle, fiziksel olarak zor tabii ki de. Bir de benim başladığım dönemde böyle sizin gibi okullardan çıkmış, böyle zihni açık, işte daha... Hümanist insanlar yoktu. Çok tatlı insanlarla da tabii ki de çalıştım ama zorlayan insanlarla da bir araya geldim. Ciddiye alınmamak var tabii ki. İşte sen yapamazsın var. Ondan sonra toplum işte aslında. Yani çok değişik bir şey yoktu. Ama mutfakta da daha kronik bir örneği vardı herhalde belki. Öyle bir oluşum vardı gibi o zamanlar. İşte bu okullu insanlarla bu kırılmaya başladı sanki, başlandı ama ama şey de demeyeyim yani, ben gerçekten dünya tatlısı alaylı insanlarla da çalıştım, hala hayatımda olan insanlar var, öyle de demeyeyim ama zordu gerçekten. Dediğim gibi hani kadın olmanın çok avantajı da var tabii ki, yani böyle bence kadınlar daha iyi odaklanabiliyor, daha fazla sahipleniyor. Daha detaycılar, belki bazen daha fazla adanmışlık duyguları olabiliyor gibi. Bence kadın olmanın çok da avantajı var. Zorluğu da vardı ama ya, yok demeyeyim. Yani kendini ispat etmeye çalışmak, bir kere psikolojik olarak çok şey olman lazım, güçlü olman lazım. Çünkü aslında sen orada yine bir taciz, bir şekilde bir taciz görüyorsun. Yapamazsın demek de bir taciz. Evet. Ya da işte sen ne yapacaksın ki demek de taciz. Sen işte okul okumuşsun da gelmişsin buraya. Yani oraya ait olmadığını hissettirmek bir insana da bence taciz. Bunların altından gelebilmek tabii böyle kendini mental olarak daha güçlü kılmana neden oluyor. Ve güçleniyorsun işte, zamanla daha da güçleniyorsun eğer yapmak istersen bu işi. Kadın olmanın ben böyle bir zorluğunu gördüm. Onun dışında hani ben fiziksel olarak hani çok zorlandım mı? Çok zorlanmadım çünkü ben güçlü bir fiziksel yapıyordum. Yani bunun için de bir sürü bir şey de yaptım. Yani birazcık böyle akılla gitmek lazım. Yani siz hepinizin spor yapması da gerekiyor. Hepinizin kendine fiziksel olarak iyi bakması gerekiyor. Çünkü fiziksel olarak çok yorucu bir iş yapacaksınız. Saatlerce ayakta duracaksınız. Bunları çok duymuşsunuzdur ama gerçekten bunun için de böyle ruhsal ve bedensel fiziksel güçlüğe sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Birinin telefon titriyor burada da, ben de şey yaptım, daldım.
Bana açıkçası yalan yok, bunu sormak veya bunu konuşmak şurası için bana da saçma geliyor ama ister istemez bir sürü yerde bir sürü çalışacak çocuklar ve denk gelme ihtimalleri var. Bence hazırlıklı da olmak lazım psikolojik olarak. Bundan bahsetmiyorum ben. Bu çok bence olan bir soru. Fakat hani şey oluyor ya, gidiyoruz böyle onlarca adam, üç tane kadın yan yana getiriliyor ve işte mutfakta kadın olmak nasıl bir şey? Bu olmamalı bence. Sizden o zaman Mevlüt Çefi'de şeyi sorayım ben o zaman. Mutfakta erkek olmanın zorluklarını. Bir de yani öğrenci son böyle şeyden çıkmadan önce şey soracağım. Siz de buralardaydınız. Üst auditoriumdaydınız muhtemelen. Ama hani ekibe, çocuklara, gençlere bir tavsiye olarak hani sektörde ileriye dönük. Çünkü her şefin öyle bir şeyi oldu. Ne önerirsiniz? Bu koltukları paylaştınız. Ben şey görüyorum. Ay bu benim galiba. Çok özür diliyorum. Oradan geliyor. Ben onu duymuyor musun? Ben onu duymuyor ne diyordum? Ne diyordum? Genel tavsiyeler. Ha, tavsiye. Sorayım. Senin sorunu soracağım bu arada. Dünkü soru iyiydi. Tekrar soracağım birazdan. Yani bu konuda böyle bilirkişi gibi konuşmak hoşuma gitmiyor ama ben şeye çok inanıyorum. Bir insanın bir şeyi isterse, gerçekten istediği şeyi keşfederse, yani bugün aşçılık olabilir o, yarın öbür gün başka bir şey de keşfedebilirsiniz. Bence hayatta çok özgür olmak kadar güzel bir şey yok, olanaklar izin veriyorsa bunu. Bir şey çok istedikten sonra o olmayacak diye bir şey yok. Şimdi genelde ben benimle çalışan insanlarda şu endişeyi çok görüyorum işte. Çok fazla mezun var, çok fazla kişi çıkıyor her yıl okullardan. İşte senin zamanında daha azdı, senin öne çıkman daha kolaydı. Evet, kesinlikle haklılar bu konuda. Ama işte biz nasıl yapacağız? Yani bir yandan da şöyle bir şey var, benim zamanımda da bu kadar restoran yoktu. Benim zamanımda da bu kadar ben hani bir mutfağa girdiğimde arkadaşlık edebileceğim insanlarla da bir arada olamıyordum. Benim zamanımda başka zorlukları vardı. Dolayısıyla yani önemli olan hayatta ne istediğine gerçekten hani o süreçte de yolda değişebilir her şey. Ne istediğine karar verip bunun peşinden gerçekten isteyerek gitmek. O seni mutlu etsin, yaptığın şey seni mutlu etsin ve şunu da unutmamak lazım, bu iş gerçekten çok zor bir iş. Yani buradan kaç taneniz devam edecek, kaç taneniz belki başka bir şeye yönelecek göreceğiz ama en çok isteyenin bence oluyor başına iyi şeyler geliyor. İyi şeylerden kastım da hani istediği şeyi elde edebiliyor diyebilirim ben. Sadece şeyi bilmek lazım yani. Çok zor bir meslek bu ve uzun bir süreç. Ben şöyle yaptım, kendi adıma şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Dedim ki bu işin ameliyatı çok fazla ve çok zor. Benim bunu daha hızlı kat etmem gerekiyor. Daha hızlı geçmem lazım bu şeyi, dönemi. Ki zaten benim kariyerime baktığınızda biraz hızlı bir şey görürsünüz. O süreci, yani kendimdeki o hamlığı diyeyim, cahilliği diyeyim, bilgisizliği diyeyim atlatabilmek için gerçekten bir dönem çok fazla çalıştım ama benim için bir maratondu. Dedim ki ben bu kadar yıl böyle çalışacağım, bundan sonra benim için hayat daha kolay olacak. Ve şeyden bahsetmiyorum tabii ki, sadece fiziksel olarak çalışmak ve iyi bıçak kullanmak falan filan değil. Yani sen mutfakta kaç adım sonrasını hayal edebilirsen, zihninde yaşarsan o kadar başarılı olursun. 2 adım, 3 adım, 4 adım, 5 adım, kendinle hep bence yarışman lazım. Mesela akşam servisine giriyorsun değil mi? Hani ben hep şey yapardım yeni başladığımda. Ha, başımıza şöyle bir şey gelirse şöyle bir şey yapayım. Felaket senaryolarını. Evet, evet. Yani hep senaryolar kurardım. Ya da daha önceden yapmadığım bir iş. İşte bilmem kaç yüz kişiye bir yerde hiç bilmediğim bir mutfakta bir iş yapacağım. Başıma şunlar şunlar gelebilir. O zaman böyle 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 B planlarımın olması lazım. Ve şeflik dediğin şey de bu aslında. Yani herkesin annesi zaten muhteşem yemek yapıyor. Eminim aranızda da çok çok güzel yemek yapan insanlar da vardır. Ama hani mutfak yönetmek, ekip yönetmek, ondan sonra ne bileyim ben bir restoranın, hadi benim restoranım şu an için öyle bir restoran değil çünkü çok günlük malzemeyle iş yapıyorum ama mesela Çanga'da öyle değildi. 6 ay sonrasındaki grup yemeklerini düşünüp ona göre malzeme işlemem, satın almam, sipariş vermem, menü yapmam gerekiyordu. Yani bunların hepsi aslında senin kaç adım sonrasını düşünebildiğini, hayal edebildiğini gösteriyor. Ben insanların kendileriyle yarışmaları gerektiğini düşünüyorum sadece. Doğru bence de.
Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Müze de Çanga çıktı, biz girdik. Yani şey, SSM'nin olduğu yerdeydi. Aynen öyle. Bir öne doğru da büyüdük. Eski hali çünkü daha içerideydi küçüktü diye hatırlıyorum ben onu. Evet, evet, sadece evet, iç alanda. Evet. Dünkü o soru bence çok güzel. O yüzden tekrar soracağım. Mevlüt Şef'e de sorarız. Biraz da Pınar Şef'in konsepti yakın. Bu arada ben sizin restoranına sebze yemeyen bir arkadaşımla geldim. Çok saçma bir yemek olmuştu. Bir şey yediniz mi peki? Yediniz mi? Benim için sorun olmadı. Yedirmeye çalıştık. Şöyle menüyü yaparken çünkü yani zaten artık fine çok yani casual fine'a döndük. Biraz daha yenilebilir tabaklar. Dün Cenk Şef orkestra ona sorulmuştu. Yani menüyü düşünürken böyle hani ya bu ne diyecek insan grubu da var çünkü. Evet belli bir etrafınızdaki zaten semt, Yeniköy ve yukarıların evet yurt dışını görmüş insanlar da var ama o ara dengeyi nasıl kuruyorsunuz menüdeki tabakları planlarken? Yani çok fine'a da kaçmayalım ama yani çünkü farklı şeyler var. Her tabağınızda protein yok, sebze ağırlıklı, güzel derinlikler var. Yani belli bir seviyenin içine gereksiz bile gelebilecek tabaklar yapılıyor belli restoranlarda. Neyi düşünüyorsunuz, nasıl tasarlıyorsunuz yani çok o sorunları yaşamamak için? Eleştiri olarak tabaklara veya misafiri memnun etmek için. Çünkü hafif de bir fine yanı var tabaklarınızın, bir şef dokunuşu gözüküyor çok net. Gözüküyor ama bizim tabaklarda şey yoktur böyle, çok adımlı değildir yani böyle hani bilmem kaç kişinin dokunuşu yoktur o tabakta gibi, tek elden çıkar genelde. Bir de hani bu şimdi çok uzun hikaye, işte niye bizim benim tabaklarımda böyle çok simetrik, çok şekli şüklü, çok böyle düzgün, formu kusursuz ürünler yok? Çünkü bir şekilde o zayi oluyor. Ben bunun olmasını istemiyorum. Ve dükkanın da fiziksel yapısına, dekorasyonuna, mimarisine de bence benim tabaklarım daha uygun. Bizde böyle birkaç el hareketiyle bir tabağı oluşturabileceğin aslında bir şey var. Ne derler? Görsel var. Ben şey diyorum mesela çocuklara, ormana gittiğinde her şey çok güzel geliyor gözüne. Ama orada hani birileri bir şeyleri bir yerlere yerleştirmiş mi? Hayır, ama olduğu haliyle çok güzel. Yani birazcık böyle güzel malzemeleri ya da kullandığımız malzemeleri senin gözüne, bizim her tabağımız da birbirinden farklı olabilir bu arada. Senin gözüne, benim gözüme güzel geliyorsa benim için okey ve porsiyonu işte idealse onda bir standart tutturmam gerekiyor. Ama salatalık oraya bakmış, buraya bakmış, pancar öyle olmuş, çok bir derdim yok açıkçası. Dolayısıyla çok böyle fine diyemeyeceğim. Ama tabii ki de yıllar boyunca öyle bir disiplinden geldim. Onu üstünden atmak çok mümkün değil. Seviyorum da zaten, sevdiğim de bir şey. Dolayısıyla böyle ikisinin ortası bir şey oldu. Bir de artık insanlar şeyi sevmiyorlar. Herkes tabakları ortaya alıp paylaşmak istiyor. İlk açtığımda işte bir yerinde kakuleli kahveli bir dondurma vardı, bir yerinde portakallı bir havuç vardı falan filan. Alıyorlar 4 kişi, 5 kişi. Şey evet, ne yedikleri anlaşılmıyor. O yüzden artık daha homojen tabaklar yapmaya alıştım ben de bizim dükkanda. Anladım. Şimdi bir de servise geleceğim. Servis kısmı. Of, en kanayan yaramız bence. En kötü kısım. O zaman bir sizden dinleyelim servisi. Şöyle, ne kadar iyi yemek yaparsan yap, kötü servis edildiği zaman çok da toparlayamıyorsun işi. Ve servis sektörü inanılmaz zor durumda bence. Yani bu sadece burada bizim ülkemizde konuşulan bir şey değil, Amerika'da da ana haber bültenine de çıkıyor aynı konu, aynı mevzu. Pandemiden sonra her şey çok değişti. Galiba o çok iyi adamları kaybettik gibi geliyor bana. Hepsi Trendyol'da kargocu oldu şimdi. Öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. İnanılmaz. Ya da işte bir ara kriptolar girdi araya. İşte kriptoyla neler kazanıyorum, ben niye geleyim ki diyenlerle de karşılaştım. Biz şöyle bir önlem aldık. Furkan'dan da biliyorsundur. Bizde bizim çocuklar, mutfaktakiler servis yapıyor ve çok iyi oldu. Yani herkes çok memnundu bu gidişattan. Hiç herhalde servis bir de şeyi bilmiyor yani, tamam ben şimdi ekibime şarap tadımı yaptırırım, zaten adamlar kendileri yapıyor yemekleri, onlardan daha iyi kim anlatabilir, bizim dükkanda öyle tatmak, sattığımız herhangi bir şeyi son derece serbest, çocuklar 20 küsur yaşındaki çocuklar bir şarap hakkında bir şey söyleyebiliyorlar, bence bu çok değerli bir şey ve de dediğim gibi dünya tatlısı, çok sempatik insanlar, onları servis etmesi çok güzeldi tabii ki. Biz böyle bir önlem aldık. Birkaç yıl aslında pandeminin ortasından itibaren ben aslında aşçılar ve onların destekçisi servis elemanları şeklinde ilerledim. Fakat bugünkü tempomuza yetişemiyoruz. O yüzden tekrar servis elemanlarını
işe daha fazla oranda dahil etmek zorunda kaldım. Ama servis bu işin en önemli kısımlarından biri. Yani onun da çok iyi anlatabiliyor olması lazım. Onun da bilebiliyor olması lazım. Tabii ki sizin kadar iyi bilemez. Ki keşke şöyle bir dünya olsa, biz Çangı'da öyle yapardık. Mutfaktaki adam servise de bir bakardı. Servisteki zaman zaman mutfağa da gelirdi ki ne yemek yapıyoruz görsün, anlasın, öğrensin diye. Tabii bu kişisel ilgiyle alakalı da, ilgiyle de çok alakalı bir şey. Bence bu ikisi zaten hep şey diyorum ben, yani açık çıkarmak değil de, bazı büyük ekiplerde böyle olabiliyor. Birbirinin servis mutfak ayrımı değil de, ne kadar açık kapatabilirsek, birbirimizin hatasını kapatabilirsek o kadar iyi oluruz. Bunu yapabildiğimiz zaman daha da iyi olacak o yemek, benim yaptığım yemek yiyene daha iyi gelebilecek. Vesaire vesaire. Tamamen ekip işi ama çok zor bir dönemdeyiz. Bence servis, yani servis sektöründe çalışmak da çok güzel. Ben de servis yapıyorum ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Bir kere mutfak personelinin kesinlikle bence serviste de yer alması gerekiyor. Çünkü o insanla, belki yemeği beğenmeyen, belki oturduğun masadan memnun kalmayan adamla göz göze gelmek, temas etmek, onu dinlemek, aşağıdakinin, pardon, her zaman işte serviste olanın ne hissettiğini anlayabilmek önemli bir şey. Bunu yapabilmek lazım, yer değiştirmek lazım arada. Bazı restoranda, siz hafif söylediniz, bayağı kavga var. Bayağı bir savaş dönebiliyor yani. Evet, dönebiliyor. Servisle mutfak tabii arasında birbirlerini patlatmaya çalışıyorlar ama çok çirkinleşebiliyor bazı yerlerde. O çok çirkin yani, biz ekip olduğumuz müddetçe iyi oluruz çünkü. Hatayı kapatabildiğimiz müddetçe hani o da daha iyi iş yapar, ben de daha iyi iş yaparım. Yani ben kendimi o, ben diye ayıramıyorum tabii artık ama her iki taraftayım. Fakat böyle olduğu zaman zaten güzel ve eğlenceli oluyor açıkçası. Bir de şeyi ben bu arada galiba çocuklar servis yapmıyordu ben geldiğimde. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yani emin değilim ama çok güzel bir şey çünkü çocuklar kendilerini değerli hissediyor ayrıca. Birçok restoran yer altında şeyde misafirle yüz yüze olmak, konuşmak, hani motivasyon olarak da bence çok iyi geliyor yani mutfak çalışanlarına. Kesinlikle şu anda bunu devam ettiriyoruz. En azından hani bir kişi bir masaya bir kez uğruyor. Çünkü orası en nihayetinde bir şef restoranı. Yani benim mutfak elemanlarım hep vardır ya böyle, servis daha fazla kazanır, servis daha ön plandadır vesaire. Benim dükkanımda hiç böyle bir şey yok. Belki de o yüzden servis elemanı bulmakta o kadar da zorlanmış olabilirim zaman zaman. Ona direnmek, biraz böyle dik durabilmek biraz zor. Çünkü şey, çok alışılmış ve bazı şeylerin kırılması, alışkanlıkların zor. Ama yani sen yolunu buluyorsan zaten ben... şunu da yaptım yani, bugün ben o zaman 20 kişiye bakabilirim, ben de servis yaparım, o zaman ben yapayım, ne yapayım yani. Orada birazcık bence sabırlı ve istikrarlı olmak gerekiyor çünkü hani benim aşım daha fazla yoruluyor yeri geldiğinde. Dolayısıyla ben biraz tabii o tarafta daha pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirim. Peki Arakan'ın ve sizin geleceğe dair planlarınız nelerdir? Ya benim planlarım biraz değişiyor, ben böyle biraz değişken biriyim. Şu an için nelere yükseliyorsunuz diyelim o zaman. Şu an için mesela şöyle bir hayalim var gerçekten. Buraya gelen herkes belki aynı şeyden bahsetmiştir. Bir Kuzey Ege'ye gideyim, böyle bir şarabımı yapayım, zeytinyağımı yapayım. Ondan sonra işte bir şeyler ekeyim, onları işleyeyim. Böyle belki bir iki tane misafirhanesi de olsun. Öyle bir şey şu an, böyle bunu hayal etmek benim ruhuma iyi geliyor. Ama dediğim gibi ben böyle bunu hayal ediyorum derim, yarın başka bir şey yaparım, onu da bilemiyorum. Normal, hepimizin değişiyor evet, bunlar ama sonuçta kafada bir şekilde öyle işleniyor bir şey, parça çok parça. Böyle hani özlemini çekiyorum gerçekten. Böyle birazcık İstanbul'dan uzaklaşayım. Şehir hayatından uzaklaşayım, herkes gibi benim de hayalim. Benim sorularım bu kadar. Zaten bir 15 dakika falan, ben teşekkür ederim. Bir 15 dakika, 20 dakika vaktimiz var. Sorularla dönelim istiyorum arkadaşlar. Şef şöyle, ben sizin restoranınıza gelmiştim. Ancak bayağı dediğiniz gibi ufak bir yerde. Şimdi böyle başarılı olunca, hani şey için söylemiyorum bunu, ufak ve çok güzeldi her şey. Teşekkür ederim. Şimdi böyle başarılı olunca büyütmeyi düşünüyor musunuz, yoksa küçük olduğunuz için mi aslında başarılı oldunuz? O da benim yine herhalde hayattaki böyle ne yapmak istediğim, o zaman ne yapmak istersem onunla gelişebilecek bir şey. Araka'yı alıp başka bir yere büyük Araka diye herhalde taşımam. Bu arada küçük ama aslında mantıklı bir dükkan. Şöyle, dışarıya 15-20 kişi alabiliyorsun, içeriye 22 kişi alabiliyorsun, üst kata 20 kişi alabiliyorsun gibi. Aslında bölünmüş bir dükkan. Restoran projelendirirken de buna aslında dikkat edilir çünkü o restoran sana dolu gelir. Belki benim üst katım boş, zaten çoğu zaman orayı açmıyoruz. Belki bahçem boş ama sen o dersin, burası hani kalabalık, iyi bir yer dersin. O anlamda da mantıklı gelmişti bana. Küçük olduğumuz için
mi hani böyle ödül aldık dersen, bunun etkisi çok olmuştur çünkü tipik bir şef restoranı. Hani şeyi arıyorlar ya bu adamlar, işte yemek lezzetli olsun, işte şefin kişiliğini yansıtsın. Bir yıldız o öyle bir şey yani zaten. Başka böyle çok acayip şeyler beklemiyorlar senden. Bizim dükkan da öyle bir dükkan. Yani başka bir yerde olsaydım, Çanga'da olsaydım belki 2 yıldız mı olurdu bilemem onu da. Yani o başka bir şey. Büyütmeyi düşünüyor muyum? Şu an Araka'yı alıp da fiziksel olarak daha büyük bir yere taşıyayım gibi bir isteğim yok. Ama başka bir şey yapabilirim. Bir tık büyük bir şey yapabilirim. Çok büyük bir şey yapma arzusunda değilim. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlhan, soracağım mı? Nihan şey yaz, Çanga'da olsam 2 yıldız alabilirdim yaz. Şeye reklamı tamam mı? Duyurdu öyle çıksın. Var mı arkadaşlar başka soru? Pardon. Ben, siz ışık kafanızda beyler görmüyorum eli o yüzden kusura bakmayın. Ben şeyi sormak istiyorum. Sıfırdan yeni bir restoran açarken yani hiçbir şekilde piyasada isminiz duyulmadan ya ününüz olmadan bu restoranın müşteri akışını nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Benim başıma gelmedi öyle bir şey bilmiyorum. Geldi, Füme de geldi. Hiç kimse adımı bilmiyordu. Restoran hakkında inanılmaz güzel şeyler yazıldı yemekle ilgili. Ama dedim ya böyle kötü bir ortaklıkta işletmesi kötüydü, onu da zayıftı. Nasıl yapabilirsin? Herhalde böyle arkanı kollayarak, şimdi şöyle düşünelim, çok ciddi bir sermayen yok diyelim. Kendi yağınla kavrulacaksın. Hep bunu duymuşsunuzdur, birkaç ayını en azından yatırımını işte ya da ne derler birkaç aylık giderini cebinde tutman gerekir herhalde diye düşünüyorum. Böyle hep arkanı kollayarak hareket etmek lazım açılmadan. Benim yaptığım Araka'da oydu ama şimdi Araka böyle açılır açılmazdı. Çanga'dan geldiğim için çok ciddi iş de yaptığım bir yerdi. Dolayısıyla bence aslında bir yer, buradan mezun olacaksınız belki çoğunuz şöyle bir şey düşünüyorsunuzdur. Gideyim bir yerde de staj yapayım, belki bir restoran göreyim, ondan sonra gideyim şey yapayım, söyleyiverin, bir restoran açayım. Kesinlikle tavsiye etmem. En güzel tecrübe başkasının sermayesinde kazanılan tecrübedir bence. Gidin olabildiğince bir yerlerde çalışın ve hayat uzun yani. Senin bir restoranın olacaksa eninde sonunda olacak yani. 3 yıl önce olmuş, 5 yıl sonra olmuş, çok ne fark eder bilmiyorum. Ben sizin yerinizde olsam mesela, ben biraz geç başladım bu işe, 28 yaşında ama şu an çok erken geliyor. 28 yaş da benim için çok erken. İnsanların 17-18 yaşında ne yapacağına karar vermesi zaten büyük haksızlık hayatta. Ben sizin yerinizde olsam olabildiğince farklı yerlerde çalışırdım. Bir kebapçıda da çalışırdım, bir lahmacuncuda da çalışırdım, bir balıkçıda da çalışırdım, pidecide, ne bileyim ben, aklıma ne geliyorsa, fırında da vesaire vesaire. Şu anki aklım olsa kendime böyle birkaç yıl verirdim. O zaman bende şey vardı, bir an önce bir şey olmam lazım, bir an önce bir kariyer elde etmem lazım. Şimdiki aklım olsa öyle düşünmem açıkçası. Olabildiğince başka yerlerde tecrübe edinin. Belki kendi bilinirliğinizi artırın. Furkan'ı mesela, benim müşterilerim çoğu tanıyor. Yarın öbür gün Furkan gidip kendine bir yer açtığı zaman ben de ona destek olurum. Onu bilen sempatikti ama. Çok tatlı, evet. Hepimiz ona destek oluruz. Böyle de belki alan açmak lazım. Nasıl ben Çanga'da piştim ve orada kendime bir çevre edindim. Bence en doğru ve garantili yöntem buymuş gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tedarikçilerle ilgili sorunlardan bahsettiniz. Ben o kısma biraz, yani onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani en kötü yaşadığınız ürünün gelmemesi dışında tedarikçilerle başka neler yaşıyorsunuz? Çünkü şefler kaç gündür özellikle, yani hep tedarikçi dendi çünkü her şef tedarikçi bir de bulaşıkçı derdimiz. Yani servis ayrı zaten, onu her şef, sizin gibi bütün şefleri ben dünden beri dinliyorum. Bu kadar büyük sorunlar mı yaşanıyor? Hakikaten o kısmı merak ediyorum. Büyük çaplı işlerde evet. Yani şimdi düşünün, ben 1000 kişiye, 500 kişiye yemek yapıyor olsam beni çok etkiler. Ama şimdi ben öyle bir iş yapmıyorum. Bir de ben birine menü verirken teklif veriyorum diyelim. Menü verirken o gün ki hani tedariğimize göre, tedarik şartlarımıza göre menüde değişiklik olabilir diye baştan söylüyorum. Ben kendi adıma böyle bir önlem buldum. Kıvırabiliyorum. Onun dışında hani başıma gelen en korkunç şey ne derseniz, çok kötü ördek geldi. Çok kötü. Yani pişirdiğimizde de, yani geldiğinde bir problem yoktu. Pişirdiğimizde de bir problem yoktu.
daha sonra o hayatımda yani hala çözemediğim bir mevzudur mesela. Onun başına ne gelmiş olabilir de ki mutfakta ben de vardım, hani benim bilmediğim bir şey olduğunu da hiç zannetmiyorum. Tadı piştikten sonra bir süre sonra çok bozuldu ve ben bunu sattım. Paket serviste, pandemide geldi başıma. Başıma gelen en büyük problem bu oldu benim. Sonra bir sürü insanı arayıp çok çok özür diledim, altından kalkmaya çalıştım. O çok korkunç bir dönemdi. Onun dışında tedarikçilerle ilgili bilmiyorum ya, ben işte böyle günlük yapıyorum ya menümü. O yüzden olmadı, o gelmedi diyelim, başka bir şey yapıyorum. Öyle hallediyorum galiba. Rica ederim. Elden ele, tek mikrofonunuz o gidecek oraya. Şefim merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Benim şöyle bir sorum olacak. Belli bir süre sanırım başka yerlerde çalıştığınızı söylediniz, hani piştiğinizi söylediniz. Hı-hı. Şimdi o süreçte tabii ki ister istemez çok yorulduğunuzu da bahsettiniz, vurguladınız. Belki de onun hayaliyle işte artık hani kendi restoranımı açayım, hani biraz daha o özgürlük alanını kendime tanıyayım dediniz. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Hani bir yerde çalıştığınız zaman evet çok yorucuydu. Belki işte istediğiniz günlerde izin kullanamıyordunuz, istediğiniz sosyal hayatı belki yaşayamıyordunuz. Hı-hı. Öyle bir fırsatınız yoktu. Fakat şu an kendi restoranınızda bu sorumluluk yükü ister istemez daha da fazla. Daha yani, zor, daha çok yoruluyorum. Evet, daha çok yoruluyorsunuz. Yani belki bir yerde çalıştığınız zaman tek bir iş yükünüz vardı, hı-hı, ama şu an kendi restoranınızda işte duvarda astığınız fotoğrafı bile düşünmek zorundasınız. Aynen öyle. İşte menünüzün bir kağıdını bile düşünmek zorundasınız. Buradaki o sosyal yaşantınızı, o özelliği kendime tanımam gerekiyor dediniz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da şu anda günümüzdeki artan hani maliyetleri nasıl başa çıkıyorsunuz? Onu da merak ediyorum. İkiden başlayayım. Pek başa çıkamıyorum açıkçası. Yani herkes geliyor, falan diyor, ne kadar pahalı diyor. Gerçekten pahalı. Bana da bir tabak yemeğe o kadar kaç yüz lira vermek çok, hani benim de çok aklıma mantığıma yatan bir şey değil ama bu ülkede hani ne mantıklı gidiyor ki şu an? İşte evet, biri yazmış bir yere geçen yıla göre 3 katına çıktı. Geçen yıla göre 3 katına çıkmayan neyin fiyatı var? Bana ne gösterebilirsiniz? Ben bilmiyorum. Bir ördek but bana işte 200 küsür liraya geliyorsa, 200 bilmem kaç liraya ördek yağında ben onu pişiriyorum. Belki 300'e mi geliyor bilmiyorum, 250'ye mal oluyor. Ben onu kaça satacağım zaten? Ben her geçen yıl daha az para kazanıyorum aslında bakarsan. Ve işte giderinize daha çok artıyordur. Efendim? Giderinize daha çok artıyordur. Giderim daha çok artıyor tabii ki. Yani böyle yıldız kazandık, çok para kazandık diye bir şey yok açıkçası. Daha zor. Çünkü geçen yıldan daha az insana yemek veriyorum. Daha kontrollü olmak adına. Geçen yıla göre daha az para kazanıyorum. Kar marjım sürekli azalıyor bu dükkanı açtığımdan beri. Pandemide bile ben bu kadar zorlanmamıştım. İşte şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Hep çocuklara söylediğim şey, bir maydanoz çok önemli. Yani evet eskiden de önemliydi ama şimdi gerçekten çok önemli. Yani evet, o dükkanın sürdürülebilmesi başka bir şekilde mümkün değil. Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Malzemeye çok önem vermemiz evet, gerekiyor. Bir de hakikaten bulamıyoruz da. Yani birçok şeyi de bulamıyoruz. Doğru düzgün balık bulamıyoruz, ördek bulamıyoruz. Kalamar mesela, benim kalamar toplamam tam bir şey, kaos. Hikaye yani, evet. Yani neler neler oluyor falan. Dolayısıyla her bir malzemeye çok değer vermemiz gerekiyor. Bu ikinci soru. İlk soru, çok sosyal hayatım yok. Az sosyal hayatım var. İşte bir... Mesela bir hafta sonunuz var mı? Yok tabii ki. Yani bir hafta sonunuz yani. Tüm sene bir hafta sonunuz diye soruyorum. Ya işte ben dükkanı kapatıyorum ya. Dükkanı kapatıyorum ya. O yüzden biraz kendime böyle hani nefes aldırmak için o dükkanı kapatıyorum. Şey oluyor tabii ki, ekibim eskidikçe, ama bu pandemiden dolayı bu da çok mümkün olmadı. İşte herkesin bir buçuk yaşımızdayken çok güzel bir ekibim vardı ama sonra herkesin hayatı çok değişti. Küçük ekipti. İşte 3 tanesi zaten farklı yönlere, 2 tanesi yurt dışına gitti, bir tanesi başka bir yere gitti. Gidince zaten hani toparlamak zor oldu. Şimdi yeni tekrar bir ekip oturuyor. Onlar ne kadar iyi olursa ve ben onlara ne kadar güvenebilirsem, ben kendime o kadar zaman açabiliyorum, alan açabiliyorum. Buna karşılıklı yapmaya çalışıyorum. Çünkü o bir süre çok çalışmış oluyor ve hani ben ona güvenebilecek bir yere geliyorum. Sonra diyorum ki ben bugün tatil yapıyorum, yanında sen yaparsın. Öyle paslaşıyoruz. Öyle yapıyorum ben. Anladım şefim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ki fulldan. Ömer götürürsen daha hızlı olurdu aslında mikrofon. Hep elden ele geldi şefim. Uzun bir yol sarf ediyormuş. Şefim, öncelikle anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Bu füme restoranı açtınız, kapattınız. O süreçte hani siz neler yaşadınız ya çocuklar, ben yaptım siz yapmayın diyeceğiniz böyle
Pahalı tavsiyeler var mı diye. Şöyle yaparken bu benim hani riske atabileceğim bir paraydı o zaman için. Çok avantajlı bir şeydi aslında, fırsattı. Ve yaparken de şunu düşündüm. Bunu kaybedersem en kötü ne olur? Yani tecrübe kazanırım dedim. Tabii şimdi böyle rahat rahat anlatıyorum. O zamanki ruh halim hiç böyle değil. Yani böyle karalar bağladım falan. Çok hayatımın en zor dönemlerinden biriydi gerçekten o dükkanı kapatmak. Ki hani sonrasında çok güzel bir şey oldu. Çünkü işte o zaman Çanga'daki benim patronum dedi ki bunu yaşadın, çok iyi bir tecrübe oldu senin için. Bak şimdi bu şartlarla geliyorsa ve iyiydi gerçekten. Ona rağmen çok üzüldüm o dükkanı kapatırken. Çünkü hani o da benim çocuğum. Çok emek vermişim, her şeyle ilgilenmişim. Ama çok güzel tecrübe oldu. Biraz böyle şeye bakıyorum ben. Hani kötü bir şey olduğunda hep hayata böyle bakarım. Çocukken alıştığım bir alışkanlık, refleks galiba. İşte hayat her zaman kötüye gitmiyor. Kötü bir şey olduğu zaman mutlaka iyi bir şey de oluyor. İyi bir şey olduğu zaman sonuna kadar iyiye gitmiyor. Mutlaka kötü bir şeyler de oluyor. Bugün mesela güzel günler yaşıyorum. Bu demek değil ki sonuna kadar böyle gidecek. Mutlaka hani bir yerde düşüşe geçecek. Ama hayat böyle bir şey ve hani bunu bildiğin zaman daha kolay göğüsleyebiliyorsun galiba bu tip olayları. Ama o zaman benim için çok zordu. Ama çok çok ciddi tecrübe edindim. O yüzden hani onun şu anki ne derler, maddi ederi de benim için aslında paha biçilmez bir şey. Çok güzel tecrübeydi. O zaman çok üzüldüm ama şu an çok mutluyum öyle bir şey yaşadığım için. Bari. Sorunun cevabını verdin mi bu arada? Ne sormuştun? Ya bir yer açmayı düşünüyor galiba. Bir anlatması oluyor bu iş diyor. Diyelim ki biz şimdi istiyor insanlar. Evet. Belki çalışacağız, belki bir yer açacağız. Belki kendi eğitim vereceğimiz bir alanımız olacak, bilmiyoruz. Hani mesela dedi ya işte tedarikçilerle problemler olmuş. Mesela bu bizim için duyduğumuz iyi bir tecrübe yani. Ya da işte servis yine iyi bir tecrübe ama... Hani bir restoran, bir işletmeyi açtım ve hani onu kapatmaya karar vermeliyim artık noktasına geldiğiniz şeylerde neler etkili oldu? Zarar ediyorsan. Ama işte ne mesela müşteri portföyüyle mi bir şey oldu ya da açtığınız lokasyondaki işte müşteri profiliyle belki sizin menünüz onun için çok fazlaydı. Valla bina uğursuzdu hani diyeceğim, komik şey, gelecek hani ama hakikaten öyleydi. O binada kim iş yaparsa olmadı bir türlü. Neredeydi? Makro Center, Kuruçeşme Makro Center binasında Mavi Balık var galiba şimdi değil mi? İşte bir o sol üstte kalıyorsa ben sağ altta gibiydim aynı binada. Ya benim ortaklığım kötüydü açıkçası. Yani ben zaten çok tecrübesizdim. Daha 2 yıldan beri bu işi yapıyordum. Belki 2,5 mu bilmiyorum. Şey oldu. Ne oldu? Tamam, güzel yemek çıktı ve herkes yemeği yazdı orada. Ki hani bu sektörde de çok fazla tanıdığım yoktu bana bunu sağlayabilecek. Birileri keşfetti sağ olsunlar. Çok güzel şeyler yazıldı benimle ilgili ama işletme kısmı çok zayıf kaldı. Birkaç ortaklıydı. O ortaklıkta şey vardı, bir dengesizlik vardı işte. Biri böyle çok çalışıyor. Izgaracı almamıştım mesela pahalı diye. Hem ben ızgaradaydım, bir yandan rezervasyon alıyordum. Bir yandan işte cam siliyordum, bir yandan hesap kitabı bakmaya çalışıyordum. Hayatım orası olmuştu tamamen. Ve ama hani çok da iyiye gidiş de yoktu açıkçası. Çünkü bir de kirası da çok yüksekti. Kira çok önemli. Onun bir dengede olması lazım. Orası biraz dengesizdi. Orada ben sadece yatırdığım parayı aslında kaybetmiş oldum. O da dediğim gibi böyle inanılmaz bir şey değildi benim için. Güzel bir fırsattı orada bir ortak, yani denesem denemeye değerdi, güzel bir şey de olabilirdi orada belki doğru ortaklık kurmuş olsaydım. Benim derdim orada ortaklarımın çok sorumluluk sahibi olmayışlarıydı aslında. Ama bence bu işin matematiği var, matematiğine bakmak lazım. Zaten hani sana karşılık vermiyorsa orada hani kesmek lazım, zararı en azından aza indirmek lazım diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim Pınar'cığım, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun.